Merhaba Mastermind izleyicileri. Bu videoda Dr. James O'Donohue'un paylaşmış olduğu bir çalışmadan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarak hem eğlendirici hem de bilgilendirici paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz diyerek abone olmanızın sizi mutlu edeceğini tekrar hatırlatmak isterim. Gezegen bilimci Dr. James O'Donohue, matematiksel hesaplamalardan faydalanarak bir topun farklı gezegenlerde hangi hız ile düşeceğini animasyon haline getirip paylaştı. İnsanlık olarak henüz dünya dışı bir gezegende top oynama imkanı bulamadığımızdan farklı bir gezegen ya da gök cisminde topun nasıl hareket edebileceğine dair bir bilgimiz bulunmuyor. Gezegen bilimcisi Dr. James O'Donohue hazırlamış olduğu bir animasyon ile dünyada top oynamaktan keyif alan bir kişinin güneş sistemindeki diğer gezegenlerde aynı keyfi alamayacağını ortaya koymuş oldu. Dr. James O'Donohue tarafından paylaşılan animasyon kabaca 1 kilometre yükseklikten bırakılan bir topun bırakıldığı gök cismi yüzeyine ulaşma hızını gösteriyor. Hava direncinin bulunmadığı varsayılarak oluşturulan animasyonda 1 kilometre yükseklikteki bir topun dünyaya varış süresi 14.3 saniye olarak belirtiliyor. Güneş sistemindeki en büyük kütleli gök cismi olan Güneş'te 1 kilometre yükseklikteki bir topun yüzeye ulaşması yalnızca 2.7 saniye sürüyor. Bu süre Merkür'de 23.2 saniye, Venüs'te 15 saniye, Ay'da 35.3 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Komşu gezegen Mars'ta ise topun yüzeye ulaşması 23.2 saniye sürüyor. Mars ile Jüpiter arasında bulunan cüce gezegen Ceres'te topun yere düşmesi 57 saniyeyi buluyor. Jüpiter'de bu süre 9 saniyeye düşüyor. Satürn'de 13.8 saniye olan düşme süresi, Uranüs'te 15 saniye, Neptün'de 13.4 saniye, Plüton'da ise 56.7 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada nasıl oluyor da Uranüs gibi devasa bir gezegen ile Venüs gibi küçük bir gezegende top aynı sürede yere düşüyor diye sorabilirsiniz. Bu ilginç benzerliğin nedeni, İki gezegenin öz kütleleri arasındaki fark. Uranüs bir gaz devi olduğundan öz kütlesi Venüs ile neredeyse aynı. Benzer şekilde Mars Merkür'den daha büyük bir gezegen olsa da Merkür'ün daha yüksek olan öz kütlesi iki gezegende topun aynı sürede yere düşmesine neden oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.